İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Canan Kaftancıoğlu şüpheli sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 8 kişi ise müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarının suç oluşturacağı şüphesiyle savcılıkça verilen talimat üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahkikat evrakının 15 Ocak 2018'de soruşturmaya kayıt edildiği anlatıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın avukatı ve diğer müştekilerin şikayetinin bu dosyayla birleştirildiğini anlatan iddianamede 5 ayrı suçlamaya yönelik Twitter'da yaptığı paylaşımlara da yer verildi. İddianamede Kaftancıoğlu'nun 11 Ocak 2013'teki PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinden sonra attığı paylaşıma yer verilerek kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söylemini topluma duyurması ve ölümünü insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesinin terör örgüt propagandası suçunu oluşturduğu da belirtildi. İddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. Suçlamaları reddeden Kaftancıoğlu, 24 Nisan 2012'de Ermeni soykırımı şeklindeki paylaşımın kendisine ait olmadığını, diğer paylaşımları ise kendisinin yaptığını, insan hakları savunucusu ve siyasetçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığını söylediği iddianamede yer aldı. Şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.